TV19 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ajans Çorum'la karşınızdayız. Bu hafta AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salim Uslu bizlerle birlikte gündeme ve Çorum'a dair sorularımızı yanıtlayacak efendim. Programımıza hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi yayınlar, sağ olun efendim. Çok hayırlı teşekkür olsun ediyoruz. Programımız çok güzel bir program. Allah kolaylık versin, başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben Kudüs'e başlamak istiyorum programımıza. Malum gündemde Kudüs var. Türkiye'nin dört bir yanında, hatta tüm dünyada protesto ediliyor Trump'ın kararı. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Kudüs yorumunuzla başlayalım programımıza. Evet. Şimdi tabii Kudüs'ün statüsü var. Evet. Kudüs tarihi bir şehir. Ben gittim geçmişte Kudüs'e. Arafat o zaman henüz sağdı. Hayattaydı. Ve üç semavi din için çok önemli bir kenttir. Aynı zamanda dünya mirasıdır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in 1947, 1967 ve 1980 tarihli kararları vardır. Evet. Kudüs'ün uluslararası statüsüne dair kararları vardır. ABD'nin kendisini dünyanın jandarması zannederek orayı başkent olarak kabul etmiş olması ve büyükelçiliği taşıma kararı almış olması, İsrail'in tek taraflı orayı başkent ilan etmiş olması, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye kalkışmış olması Müslümanlar açısından kabul edilebilir şey değildir. İsra ve Mirac'ın gerçekleştiği ilk kıblegahımız olan yerin statüsünü değiştirmeye teşebbüs ediliyor olması hem Müslümanları rencide etmektedir, hem orası kutsal bir beldedir, Hristiyanlar açısından kutsal bir beldedir. Hazreti İsa'nın doğduğu yerler hala işte çarmıha gerildiği yerler oradadır. Ve aynı zamanda Museviler için de kutsaldır. Üç semavi din için de kutsal bir kenttir. Buranın tek taraflı bir işgali, buranın cehennem ateşine çevrilmesi gibi, cehennemin kapının aralanması gibi çok ciddi sorunlar yaratacaktır. Ve bölge barışını kurmaya yönelik de hiçbir katkısı olmayacaktır. ABD'nin burada Kudüs'ü başkent olarak kabul etmesi, tanıyorum demesi, sadece ve sadece dünyaya meydan okumaktan ibarettir. Adam işine geldiği zaman Birleşmiş Milletleri uluslararası hukuku bile takmadığını ifade ediyor. Şimdi beni yargılıyorsun, sen İran'la ilişki kurdun diye. İran bizim kapı komşumuzdur. İran'dan doğalgaz alıyoruz. Doğalgaz anlaşması bizden önce yapılmıştır. Biz doğalgazın fiyatını düşürmeye çalışıyoruz. Biz doğalgazla ilgili İran'la çeşitli alışverişler yapıyoruz. Vay efendim, benim ambargo kararımı deldin diyor. Oysa İran'la ilgili ambargo kararı aldığı konusunda Birleşmiş Milletler'den henüz bir kararı yok. Ve aynı zamanda İran'la ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da bazı şirketlerin iş yaptığını dünya alem biliyor. Mesela Fransa'nın Peugeot arabaları İran'da satılıyor. Nasıl ambargo, anlamadık bunu. Evet. Adam diyor ki Birleşmiş Milletler kararı var. Veya işte Amerika Birleşik Devletleri'ne ait çeşitli ticari firmalar oralara alım satım yapıyorlar. Markaları bile söyleyebiliriz de isim reklam olmasın diye geçelim onları. Ama inanın sadece Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyor olması, Türkiye'ye bir yönelik hesabı var, projeksiyonu var, projesi var. Türkiye'yi yalnızlaştırma, ekonomik olarak Türkiye'yi mecalsiz bırakmak gibi bir çaba içerisinde. Bunlar 15 Temmuz'da sergilenen senaryoyu başarılı olamadığı için şimdi ekonomik bir platforma taşımak istiyorlar ve ekonomik boyutta olayı uygulamak istiyorlar. Türkiye'yi yalnızlaştırıp, mecalsizleştirip halkla bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar. Oysa şunu bilseler ki yaptıkları iş, attıkları adım, aldıkları karar sadece Türk halkını devletinin etrafında, devletinin bekası etrafında, bayrağı etrafında, özgürlüğü etrafında, egemenliği etrafında birleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bütün İslam coğrafyasında karşısına alıyor Amerika Birleşik Devletleri. Kesinlikle. Bugün içeride bir kamuoyu araştırması yapsın. Amerika Birleşik Devletleri'ne güven Türkiye'de sıfırdır. Yani biz ne NATO'dan ayrılacağımızı söyledik, ne NATO ile ilgili bir niyetimiz var bizim. Buna rağmen sanki bizim NATO'dan ayrılacağımız, NATO'dan ayrılmamız halinde ortaya çıkacak işte siyasi ya da ekonomik maliyetle ilişkin faturalar, hesap edenler, çıkartanlar var. Kim yapıyor bunu? Bakıyorsunuz, kendi yurttaşınız olan insanlar yapıyor. Adam köşe başı yazar ya da köşe başı eşkıyası, oradan ahkem kesiyor. Oradan adam senin aklından geçmeyenleri bile
senin aklından geçiyormuşçasına senaryo haline getiriyor. Olacak şey değil. NATO'dan ayrılacağız diye ne hükümetin ne Sayın Cumhurbaşkanımızın bir aklından herhangi bir geçmiş değil, bir şey, bir söz, düşünce geçmiş değil, bir beyanı da yok. Bizim de böyle bir ajandamız da yok. Ama buna rağmen sanki Türkiye NATO'dan ayrılmakla, hukuk devleti olmamakla, işte ne bileyim mesela darbecileri geçmişte biliyorsunuz o albaylar cuntasıydı, Yunanistan yargıladı. Evet. Şimdi biz darbe yapıyorlar, biz yargılıyoruz. Yunanistan'daki Tsipras bile, ki o solcu arkadaş, çok alay vara ile iktidara taşıdılar onu. Bizim işte çeşitli sol partiler onun iktidarını alkışladılar, kutladılar vesaire. Tsipras bile, efendim biz hukukun üstünlüğünü bekliyoruz Türkiye'den dedi. Kardeşim yani sen albayları, cuntasını yargıladınsa darbe yapan adamlar, bizi de imamlar askerin başına geçmişler. Sivil imamlar, imam kılıklı adamlar. Şimdi yurt dışına kaçmışlar herkesten önce onların birçoğu. Dolayısıyla onlarla ilgili gelince hukuk öne süreceksin, kendin hukuku yok sayacaksın. Bunu kabul edebilir bulmak mümkün değil. Ve Türkiye'den kaçan şeyler, askerler Yunanistan'a sığınacaklar. Onlara kucaklarını açacaksın. Bu doğru değil, kabul edebilir şey değil. Bu çok ciddi bir çelişkidir. Kendin darbecileri yargılayacaksın, benim yargılamama izin vermeyeceksin. Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını kim söyleyebilir? Biz sadece tarafsız olsun yargı dedik aynı zamanda. Kesinlikle. Uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan'a Cumhurbaşkanlığı statüsünde ilk 65 yıl aradan sonra ilk giden Cumhurbaşkanıdır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Lozan tartışmaları çıktı orada. Evet. Bunu çok iki komşu ülkeyle ilişkileri geliştirmek bakımından çok önemli bir adım olarak görüyorum. Az önce İran bizim kapı komşumuzdur. İran'la anlaşmamız 1600 yıllara dayanmaktadır. Yani Kasr-ı Şirin'le birlikte anlaşma yapmışızdır. Tarihteki en eski sınırımız İran'ladır. En az sorunumuz da İran'la vardır. Yani kalem olarak. Diyelim ki Yunanistan'la 100 tane sorunumuz varsa İran'la 3-5 tane geçmez sayıları. Ama çok enteresan bir şey var. Dün bizi İrancı olmakla suçlayanlar, İran'dan rejim ihraç etmekle ya da Türkiye'ye getirmekle, ithal etmekle suçlayanlar, bugün İran'la Türkiye savaşırsa İran'ın yanında yer alırız demeye başladılar. Yani dünkü söyledikleriyle, bugün dünkü suçlamalarıyla ithamları haksızdı, bugün çelişir hale geldiler. Yunanistan'la sorunumuz doğru daha az, kalem olarak daha az belki. Ama Yunanistan'la sorunumuz da çok daha eskilere dayalı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Yunanistan'a gittiğinde aynı zamanda bir ayna tuttu onlara. Kardeşim, adam diyor ki ben 43 yaşındayım hala Kıbrıs sorunu var diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da ben de 63 yaşındayım hala Kıbrıs sorunu var dedi. Yani ben bildim bileli hala sorun var dedi. Ben senden de büyüğüm dedi. Bunu doğrusu anlatmak, ayna tutup onları söylediklerindeki çelişkileri ortaya koymak zorundaydı. Onun dışında Lozan'ı güncelleyelim dedi. Lozan'a dokundurmayız dedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı. Evet. Baktık bizim muhalefet partisi de Lozan'ı deldirmeyiz demeye başladı. Buradan ses verdi. Yani bunu anlamak mümkün değil. Lozan'ı güncellemenin, Lozan'da kazanımlarımızı güçlendirmenin, Lozan'daki kayıplarımızı gözden geçirmenin kime ne zararı olabilir ki? Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması bir kazanımdır. Ama bazı adaların topraklarımızın, Misak-ı Milli sınır için topraklarımızın elden çıkartılması yanlıştır. Bunları konuşalım, güncelleyelim dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. O oradan dokundurmayız diyor. Bu buradan bizim buradaki taşeronlar dokundurmayız diyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Efendim ben Çorum'a dönmek istiyorum. Çorum'a yapılan yatırımlara dönmek istiyorum. Bakın bu Kudüs'le ilgili olarak meclisteki 4 siyasi parti bir ortak deklarasyon imzaladık. Tarihte 6-12-2017 tarihinde gece yarısı imzaladık. Trump biliyorsunuz akşam üzeri açıkladı bizim yere. Evet. Saatle belki daha erkeni de orada. Ve üç semavi din içinde hakkaniyet temelli özgürlüğü ve barışı arayan Orta Doğu'nun yüreğidir Kudüs dedik. Öyle başladık. Ve altına doğru da ilk kıblemiz Harem-i Şerif'le birlikte üç semavi dinin kutsal mekanlarıyla tarih, kültüre, dini kimliği kazanmış olan ve bu niteliği esenliğin gözbebeği, dünya esenliğinin gözbebeği bir şehirdir demişiz. Ve devam ediyor. Dört partinin grup başkan vekilleri de bunu imzaladılar. Ve bu bizim bildirimizdir. Ve bu bildiri böyle başlıyor ve bu anlamda bir kararlılık bildirisidir. Kesinlikle. Ve meclisten beklenen de zaten birlikte hareket etmektir.
Kudüs konusunda olsun. Bunlar milli meselelerdir. Siyaset üstü meselelerdir. Her konuda biz siyasi tavır alacağız. Her konuda pozisyon alacağız. Her konuda o karşıdakine çakacağız diye bir kural yok. Milli meselelerde hiç olmazsa bizim birlikte hareket ediyor olmamız lazım. Milleti ilgilendiren, devletin bekasını ilgilendiren meselelerde beraber hareket ediyor olmamız lazım. Söz gelimi az önce söylediğimiz, konuştuğumuz konu. ABD gibi zarafı bahane ederek bizim üzerimize geliyor, hukuk dışı işler yapıyorsa ya da kendi özel finans sistemini güçlendirmek adına, kendi jandarmalığını güçlendirmek adına bir kısım adımlar atıyorsa, kardeşim bizim egemenlik hakkımıza karışma sen diyor olabilmemiz lazım. Ve birlikte diyor olmamız lazım. Yok efendim sen Türkiye'yi yalnızlaştırıyorsun, sen Türkiye'yi şey yapıyorsun, ne bileyim işte sıkıntıya sokuyorsun filan diye beni suçlamaya kalkarsan bu pozisyon almış olursun. Kolay, bu kolaycılıktır. Bu doğru değildir ve milletin gözünden de kaçmıyor böyle şeyler. Kesinlikle. Efendim Çorum'la devam etmek istiyorum. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda bir yatırımı oldu Çorum'a. Evet. 345 tesisin zannediyorum Türkiye genelinde açılışı yapıldı. 102 milyon lira değerinde de Çorum'a kazandırılan tesislerin açılışı yapıldı. Doğru. Bu yatırım hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Biliyorsunuz biz daha önce özel idare denliğinin yaptığı yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla 15 kadar tesisin devlet su işleri tarafından yapılmasını sağlamak üzere bir protokol yapmıştık. Evet. Onun dışında bizim yaptığımız 102 milyon liralık maliyetli çeşitli şeyler var, tesisler var. Çünkü mesela hizmete aldığımız tesisler var. Kuşsar Barajı, Şamandıralı su alma yapısı. Kuşsar Barajı bitti biliyorsunuz. Şimdi sulama kanalları yapılıyor. Tarımsal sulamaya geçeceğiz. Ayrıca Çorum'a da su getireceğiz. Hatap Boğazı'na su vereceğiz oradan. Çorum'a da su getireceğiz. Orayla ilgili Şamandıralı su alma yapısı var. Çünkü su bulanık gelmeye başlamıştı. Şamandıra çok su aldığımız yer çok dibdeydi. Onu bir miktar yeni bir tesis yaparak yukarıya yaptık. Bir de ayrıca arıtma tesisi kurduk. Şehir içi suyunu oradan yenilemiş olduk. Bazı ilçelerimizde yaptığımız gibi. Onun dışında Yeni Hat Barajı, Yeni Hayat Barajı derivasyonlarını yapıyoruz. Bayat Kunduzlu Barajı'nı yaptık. Aslında orası gölet diye geçiyor ama resmen koskoca bir barajdır gövdesiyle falan bilmem ne. Şimdi oranın sulama ihalesini yapacağız şu aşamada. Yani şehir içi içme suyu köylere su vereceğiz oradan. Baraj bitti, su toplanmaya başladı orada. İskilip Dere Kargın Barajı yine açılışını yaptık bunun. İskilip Ortaköy Daniş açılışını yaptık bunun. Çok ciddi bir yerdir. Gölet sulaması yaptık. Sungurlu Ortakırıcı'da barajının sulamasıyla birlikte hizmete alımı söz konusu. Obruk Tutlu Dere Dodurga Terfi Merkezi, Müteferrik Taşkın Koruma Tesisleri, yine Boğazkale Örenkaya Köyü Taşkın Koruma, Merkez Köyü Düvenci Köyü Taşkın Koruma, Merkez Sülüklü Deresi Taşkın Koruma, Uğurlu Dağ Kızdere ve Kuru Dere Taşkın Koruma, yine 155 bin dekar arazi ki 155.254 dekar arazinin ağaçlandırma tesis ve bakımı, fidan üretim çalışmaları 750 bin adet, gelir getirici türler var işte bademdir vesaire. Evet. O köylere yaptığımız, 93 köye yaptığımız ağaçlandırma var. Bunlara 2 yıl veya 3 yıl devlet bakıyor, bakımını, onarımını orman işletmesi yapıyor. Sonra köylüye devrediyor bunlar. Bu çok önemli bir gelişme. Aynı zamanda orman köylülerine ORKÜ kredisi verilmiş. 148 aile alıyor şu anda. Birçok aile müracaat etmedi. Şimdi işte kapsamı genişletin diyorlar. Biz de ona çalışıyoruz. Otomatik metroloji gözlem istasyonu kuruyoruz. 2 adet ki bu da bizim açımızdan önemli. Bu toplamı bunların, bu tesislerin 102 milyar milyon TL, 102 milyon TL filan civarında tutuyor. Bu eski parayla biliyorsunuz 102 milyon demek 102 katrilyon demektir. Bu Çorum'a yapılan yatırımdır. Yani gerçekten çok büyük bir yatırım. Evet. Peki bu yatırımlarla Çorum zaman zaman su sorunuyla gündeme geliyor Sayın Vekilim. Biliyorsunuz 50 günlük suyu kaldı Çorum'un tarzında haberler çıkıyor. İnsanlar tedirgin oluyor. Daha sonra hani sorunun giderildiği ile alakalı açıklamalar geliyor. Bu yatırımlarla bunun önüne geçmiş olabilir miyiz acaba? Bakın daha önce yapılan çeşitli bizim baraj göletler de var biliyorsunuz. Obruk vesaire. Yani bunlarla ilgili bütünüyle geçmiş oluyoruz elbette. 50 günlük su kaldı filan. Bunlar spekülasyondan ibarettir. Evet.
50 gün kaldı, 50 günü geçti, 500 gün oldu. Hala Çorum su kentisi yaşamadı yani. Evet, şimdi bir de bu boyutu var. Tabii tabii yani bir de. Çok uzun zaman önce yani gündeme gelmişti bir, o gün gündeme getiren vali de şimdi yok biliyorsunuz. O demişti giden vali. Yani şu anda herhangi bir sorun yok. Yani sen kendi kaygılarını, vehimlerini belediyenin de bilgisi olmaksızın açıklama olarak yaparsan o zaman bu sorumlu devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşır bir durum olmaz. Sorumlu insan açıklamaları yaparken mutlaka bunun arkasından ne geleceğini, toplumun ne düşüneceğini bilmek zorundadır. Böyle bir kaygı yarattın işte 2 sene önce söylenmiş bir 50 günlük suyumuz kaldı sözü hala bugün sanki milat düşürmüşüz gibi o gün anlatılıyor. Dolayısıyla bu hiçbir şekilde gerçek değil. Gerçek dışı bir beyandır. Doğru değil. Ama buna rağmen biz Çorum'un yeterli suyunun olmadığını düşünüyoruz. Su kaynaklarını geliştirmek üzere hem bazı tesisleri açtık. Ayrıca da Alaca'dan su getireceğiz oraya. Hatap'a. Hatap'a getireceğiz. İhalesini de yaptık oranın. Hatap'tan da Çorum'a su basılmış olacak. Böylece zaten geçmişte Alaca'nın su meselesini hallederken bir protokol yapılmıştır. Alaca'nın nüfusu itibariyle yeterli olmaması nedeniyle yani devlet su işleri nüfusu 25 binin altındaki bölgelere şey yapmıyor. Kendisi yatırım yapmıyor. Dolayısıyla Çorum evet buradan su alacağım diye taahhüt etmiştir. Bence protokol de Çorum'un su ihtiyacını karşılamak üzere madem ki böyle bir hüküm vardır onun gereğinin yerine getirilmesi gerekir. Çorum almıyorum dese Alaca'daki o devlet su işlerinin yatırımı olmazdı. Evet. Çorum alacağım dediği için yapıldı. Dolayısıyla burada kimse efendim Çorum'un ilçelere yaptığı yatırımları, yardımları mesela Çorum Belediyesi'nin yaptığı yardımları, yatırımları bir bahane, bir kakıç olarak kullanmaması lazım. Tam tersine biz işte vergi diyoruz, çöp vergisi diyoruz, işte hizmet vergisi diyoruz vesaire. Emlak vergisi diyoruz, bunlar belediye götürüyor, oralara hizmet ediyor dememesi lazım. Çünkü bu alışveriş karşılıklı oluyor. Siz oraya asfalt gönderiyorsunuz veya yardım ediyorsunuz 3 kuruş, oradan 5 kuruşluk ne alıyorsunuz? Su alıyorsunuz. Her ilçeyle benzer alışverişler var her zaman. Evet. Gidiş gelişler var, ekonomik faaliyetler var, ekonomik hareketlilik var vesaire. Bugün mesela yol yapıyoruz değil mi? İlçelerin il merkeziyle bağlantısını birinci derecede öne çıkarttık. Niçin yaptık bunu? Çünkü ilçenin ihtiyacı var buna ama ilçenin alışverişi il merkezinden olsun diye yaptık. Çorum'dan olsun. Başka bir ille ilişkisi olmasın istedik. Ona gayret ettik. Efendim Çorum'a yapılan sağlık yatırımına dikkat çekmek istiyorum. 800 yataklı yeni hastane yapıldı. O da çok büyük bir yatırımdı. Bu yatırımla evet. ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla sağlık yatırımı konusunda doğru, çok ciddi bir hastane. Bugün yine dolaştık hastaneyi. Hastaneyle ilgili bayağı çok spekülasyon var. Bilim işler uzmanları hastanenin düne kadar niye yapılmıyor, hastanemiz bitmiyor diyenler. Şimdilerde çıktılar, hastanenin yer seçimi yanlış, yok trafik plan demeye başladılar. Bugün gittik, hastaneyi inceledik Sayın Valimizle beraber. Başhekim, il sağlık müdürü filan. Yani etrafında hala tamamlanmamış. Na tamam durumda oralar. Oralarda bazı işler var. Mesela işte arkadan bir yol açılması söz konusu vesaire. Yani merkezi ve görülebilir bir yerde hastanenin olması önemli. Bazıları diyorlar ki hastane uzak olursa biz gelemeyiz. Gidemeyiz diyorlar. Bakın Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle oturduk. Eski Hasanpaşa'nın devamına karar verdik. Yine eski hastanenin, devlet hastanemizin devamına karar verdik. Belli bir bölümünün devamına karar verdik. Yani de sağlam bölümlerinin devamına karar verdik. Oralarda vatandaş hastanesiz kalmasın istedik. Ama diğer bütün hizmetler, imkanların da yürümesi konusunda mevcut hastanenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledik. Öyle iddia edildiği gibi yok orada su çıktı, orada yılan çıktı, orada bilmem ne çıktı falan gibi şeyler doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Onun dışında evet yol konusunda bazı sorunlar var ama mesela yapılıyor onlarda. Nasıl yapılıyor? İşte borular, plastik borular çökmüş. Onun üzerine oralara beton borular getiriliyor. İşte
dökme boruları vesaire. Evet. Onun yanında işte yağmur suyu boruları döşenecek vesaire. Sonra yolda oturma olduktan sonra belli bir aşamadan sonra elbette asfalt olacak. Şu aşamada asfalt olmaz. Oturması bekleniyor. Arkasından da ayrıca gidin orada bugün bakın dozerler çalışıyor şu anda. Bütün araç gereçler orada ve yol açılıyor. Aşağı yukarı 3-5 kilometrelik bir yol açılıyor. O yolda açıldığı zaman ne kadar olur bilmiyorum. 5-6 kilometrelik rahat var bir defa. Evet. Yani o yanları görmedik ama biz ön taraftaki çalışmaları gördük. Yani Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurdu ile Profesör Ayettin Karaman yurdu ile hastane arasında geçen derenin iki kenarında yol yapılıyor geliş gidiş olarak. Oraya bir köprü yapılması lazım. Orada girişlerimiz var bizim 3-4 tane. Oraların harekete geçirilmesi lazım. Bugün onların talimatını verdik. Yapın bunları dedik. Kardeşim neyse kim yapacaksa nasıl yapacaksa yapsın. Evet. Vatandaşı eziyet etmeyin. Ama birilerinin bize eksiği söylemek yerine yapıcı bir şekilde ifade etmek yerine kendisini uzman kabul ediyor olmasını benim anlamam ve haklı görmem mümkün değil. Yani uzmanmış gibi, yol uzmanıymış gibi adam çıkıyor. Hastanenin yer seçimi yanlış. Yol şu diyor kardeşim. Yani sen uzman mısın bilmiyorum. Ben mesela Çorum'da trafik mühendisi yok. Türkiye'de üniversitelerin bu bölümü yok. İnşaat mühendisi yapıyor. Yol sağ tarafa doğru gidiyor. Eğimi sol tarafa yapılmış. Bu yanlış bir şey. Şimdi trafik mühendisinin olmadığı bir yerde herkesin trafik mühendisi kesildiği vaki değildir bu. Başka bir şey olur. Bunun adı başka bir şey olur. Bu doğru değil. Buna kim karar verecek? Ben karar vermeyeceğim. Siz karar vereceksiniz. Uzmanı karar verecek buna. Evet. Mesela deniyor ki efendim Kredi Yurtlar Kurumu Kredi Yurtlar Kurumu'nun Hayrettin Karaman yurtlarına başka yere taşıyalım diyor. Doğrudur. Görüştük şeyle Kredi Yurtlar Kurumu'yla verelim derhal dediler. Oralar alacağız hastaneyi. Ne yapacaksınız dedik hastaneye. Sorduk. Efendim dediler refakatçilere otel yapabiliriz veya çeşitli tanı merkezleri koyabiliriz, tedavi merkezleri yapabiliriz. Oralı. O zaman o derenin üzerine yapacağımız bir başka köprüye hem trafiğin geçişini kolaylaştıracak şekilde hem de yayaların karşıya geçişini kolaylaştıracak şekilde iki tane geniş kulak koyabiliriz, yaya geçişi koyabiliriz dedik. Yani hazırlıklı olmak lazım onlara. Veya şimdi bir yol var orada. Yapılırken elektrik kablolarını şimdiden çekip oraya trafik lambası koyabiliriz sağlı sollu. Çünkü yani bir yol var, iki araç için fazla. Yani bir araç park ederse de ikinci araç oraya park edemez. İkinci duble park imkanı olmaz. O zaman tek araç trafikte devam edecek. Oraya gidiş geliş yapma imkanı kesinlikle olmaz. O zaman derenin sağ tarafını gidiş sol tarafını geliş koymak lazım. Karşıdan gelen araba nasıl geçecek oradan? O zor. Onun için de bazı tedbirler düşündük doğrusu. Yani Çorum sahipsiz değil. Çorum'da bir şeyler yapılıyor, iyi şeyler yapılıyor, çok iyi şeyler yapılıyor. Fakat bazı arkadaşlar var sürekli bardağın boş yarısını gösteriyorlar. Evet, daha komik iddialar var aslında. Ben onlara hiç değinmek istemiyorum Sayın Mekkelim. Çünkü hastaneye ben de gittim gördüm. Eminim izleyicilerimizden de birçoğu gitmiş görmüştür. Vallahi inanılmaz şu ana kadar bir yatırım olmuş. Şikayet almadım ben doğrusu. Kesinlikle. O eleştirenler her şeye muhalif olmuşlar. Müzmin muhalif demek lazım onlara. Her şeye muhalif eden kesim. Bardağın dolu yarısını görmek lazım. Sırf boş yarısını görerek, negatif düşünce yayarak Çorum'a hiçbir iyilik yapmış olmuyoruz. Katkı sağlamış olmuyoruz. Bakınız Çorum'a yaptığımız yatırımlar. Çok yakın zamana kadar Çorum'da 2011'de geldiğimde diyorlardı ki üniversitenin adı var kendi yok diyorlardı. Şimdi üniversitemizin kampüsü var. Kiradan kurtuldu. Değil mi? Sorun çözüldü demek ki. Hatta ikinci kampüs yerimiz de hazır. Orada da yapılacak. Arkasından Çorum'da üniversitemizin adı var, kendi yok diyorlardı. Çorum'da şu anda 20 bin kişilik bir aile var, üniversitenin ailesi var. Evet, daha da büyüyerek. Yurt yapılıyor, daha da büyüyecek, büyüyor. Onun dışında 1925'te Baba İnönü Çorum'a geldiğinde demiş ki size bir İrfan Yolu lazım demiş. İrfan Yolu lisedir, 1941'de yapılmış, 16 yıl sonra İnönü gittikten. Ve yine size bir de Ümran Yolu lazım demiş. Ümran Yolu da Şimendifer yoludur ha demiş. Özellikle beni dinleyen kardeşlerimizden bu bize muhalefet etmeye alışkanlık haline getiren varsa onlar kime muhalefet edeceklerini de burada bu vesile söylüyorum. 1925'ten bugüne kadar şu kadar yıl geçmiş, 80-90 yıl,
Hala hızlı tren yapılamamış. Ne oldu? Ne zaman oldu? 62. hükümet döneminde hızlı tren gelmesi konusunda biz buraya karar verdik. Sonra bir arkadaşımız bir gazetede bir şey yapmış. Bir işte haber sitesinde manşet atmış, oraya çekmiş. Ben arkadaşlar Ilıca Caddesi'ni verdiler bana. Oraya gidiyordum. Giderken valinin önündeki bahçede, o park yerinde birkaç yaşlı oturuyordu. Onlara selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz dedim. Bir tanesi dedi ki, birkaç da tanıdık çıktı, dost çıktı. Birisi dedi ki, ya dedi, oğlum dedi, kulağı asma dedi şeye dedi. Kapı kapı gezmeye, işte dedi, mesele anlatmaya, oy toplamaya. Sen dedi, gücün yetiyorsa Çorum'a hızlı tren getirdi. Ben de hızlı tren geliyor amca dedim Çorum'a. Ertesi gün manşet şu. Salim Usta'nın sanayiciye kötü haber. Hızlı tren var Çorum'a, yük treni yok. İyi mi? Ya vicdansız, yük treni de olacak, hızlı tren de olacak burada. Ben sana demeç vermedim. Senin orada olduğunu bilmiyorum. Sen nasıl yorum yapıyorsun, toplumu bana karşı kışkırtıyorsun? Bu gazetecilik değil, bu yorum katmak. Kesinlikle. Habercilik ayrı, yorum ayrı. Sen yorumu ayrı bir köşe açarsın, orada yorumunu yaparsın. Ve vatandaş da bakar ki bu yorum ayrı, bu kendi kişisel görüşü. Sen eğer dersen ki Salim Usta'nın sanayiciye kötü haber diye, o zaman sen oturduğun yerden atmışsın demektir. Kusura bakma. Benden beyanat almadın. Ulaştırma Gov.tr veya Devlet Demiryolları Gov.tr'yi açarsın bakarsın. Nitekim bu konuda sondaj çalışmalar da yapılıyor. Evet. Baktık ki hızlı tren yapılıyor, hızlı tren yapılıyor diye sevineceğimiz yerde hiç de şey yapamıyoruz, hemen gündem değiştiriyoruz. Nerede yapılmayan iş var, nerede eksiğimiz var, ona gündem getiriyoruz. Peki niye eksiğimiz var, niye yapılmıyor, onu kimsenin kafa yorduğu, düşündüğü yok. Yine havaalanı konusunda da aynı olay oldu. Aynısı. Ona da değinmek istiyorum ben. Tartışmalara yol açtı o açıklamalarınız. Gazetelerde yer alan açıklamalarınız. Bununla benim açıklamalarımı çok çarpıtıldı. Evet. Ben hiçbir açıklamamda Çorum'a havaalanı istemiyorum demedim. Tam tersine havaalanının efektif çalışıp çalışmadığı dikkate alınır dedim. Mesela şunu söyleseydim. Sayın Başbakan meydanda millete sordu. Anket çalışmaları da yapılıyor. Noktayı koydu. O sözün üzerine benim herhangi bir şey söylemem çok yanlış olur. Neticede ben siyaset yapıyorum ve AK Partiliyim. Genel başkanımın sözünün üzerine nasıl farklı bir şey söyleyebilirim ki? Onu söylesem bile onu söyleyeceğim yerler farklıdır. Mesela şimdi taşeron yasası ilgili düzenlemeler var. Haklı olarak çok ileri düzenlemeler olmasına rağmen ve benim bazı endişelerim var, açık değil. Onları ifade ediyorum. Ama onu ulu orta ifade etmem. Ben partinin muhalifi değilim. Kimse bunu benden beklemesin. Kimse Don Kişotluk yapmamı beklemesin. Şimdi mesela şunu söylemiyorum. Başbakan burada birisine dedi ki, efendim havaalanımız olsun diyen birisine, tamam derhal yarın vereyim sana, yap işlet devret dedi. Devret dedi. Model, o modelle vereyim dedi. Adam orada itiraz etti. Onu kamuoyu, Çorum kamuoyu bilmiyor. Evet. Yap işlet devret modeliyle sana hemen veriyorum dedi. Yarın devrediyorum dedi. Olmaz dedi o zaman o kişi. Biz işletemeyiz dedi. Zarar ederiz dedi. Bunu kamuoyu bilmiyor. Vay efendim Salim Usta havaalanı istemiyor diye çıkarttılar. Yok aslında öyle bir şey. Ben havaalanının efektif çalışıp çalışmaması gerektiği konusunu düşünmemiz gerektiğini söyledim. Hatta o kadar Çorum'u düşünüyoruz ki biz. Çorum'u düşünüyoruz. Çorum'u en iyi düşünen adam diye ilan edenlerden daha fazla Çorum'u düşünüyoruz. Nitekim ben Merzifon'a Çorum Havaalanı isminin konmasını doğru bulmuyorum. Dün bize Çorum Havaalanı sivil ulaşım, Merzifon Havaalanı sivil ulaşım açılsın diyenler bugün seslerini çıkartmıyorlar ne hikmetse. Sivil ulaşım açıldı o zaman. Bizden önceki arkadaşlarımız açtılar. Müteşekkiriz onlara. Evet. Ama gel gelelim dün sivil ulaşım açılsın diyenler bugün efendim biz havaalanı istiyoruz demeye başladılar. Eyvallah, isteyebilirsin, buna hakkın var. Ama devletin imkanları buna müsaitse, efektif çalışacaksa burada, verimli çalışacaksa, karlı çalışacaksa yapılır. Şimdi bakıyorsunuz, yani daha fazla ileri gitmeyeyim ama yani bir kısım isimleri söylemem lazım burada. Bir kısım şirketlerin tavırlarını biliyorum ben. Onlara girmek istemiyorum. Çünkü karşımda onlar yoklar burada. Onlar olmadığı için de tek taraflı konuşmuş oluruz. Ama bugün Çorum'a havaalanı lazım ise veya yarın lazım olacak ise onun bize derler ki o zaman Merzifon'da havaalanınız var derler. Gidin oraya derler. Onun için oraya başka bir isim konması lazım.
Adına bölge havaalanı denebilir, tarihi ya da coğrafi bir isim konabilir. Ayrıca bir kestirme yol yapılacak, onu işte bir kısım kamulaştırmalar filan konusunda bazı çalışmalar var, bazı itirazlar var. Ondan dolayı gecikmiş durumda. Aynı zamanda ilave terminal binası, ilave pist yapılıyor şu anda. İlave terminal binası yapılabilir. Evet. Her şey olur. İlave sefer konabilir. Ama Çorum ismini oraya vermek demek, Çorum'un geleceğine mani olmaktan başka bir şey ifade etmez. Kesinlikle. Ve onun için Hinacette Çorum'a lazım olacaksa, Çorum'a uçak gelecekse, inecekse bunu yine AK Parti iktidarı yapar. Niye iktidarı yapar? AK Parti iktidarı yapar. Çünkü şu ana kadar hızlı treni Çorum'a getirmek üzere yatırım programını alan, projesini yapan AK Parti'dir. Üniversiteyi kuran AK Parti'dir. Bakınız, toplamda biz şu ana kadar Çorum'a AK Parti iktidarı boyunca 11.3 milyarlık yatırım ve destek sağlamışız. Bunda sosyal destek de var. 11.3 milyar. Ayrıca 5.5 milyarda demirci yolu projesine verdik, harcıyoruz. Toplam şu anda 16.8 milyar yapıyor Çorum'un alacağı para. 16.8 milyar para eski parayla 16 katrilyon demektir. Yani 16.8, 17 katrilyon demektir. 17 katrilyon. İsterseniz kalem kalem sayabilirim. Ulaştırma, eğitim, sağlık, adalet, orman su işleri, enerji tabii kaynaklar, çevre şehircilik, TOKİ, İlbank, gıda, tarım, hayvancılık, aile sosyal politikalar, gençlik turizm, kültür turizm, gençlik spor, kültür turizm, vakıflar, bilim sanayi, KOSGEB, KÖYDES, Kalkınma Ajansı, üniversitenin harcamaları ve aynı zamanda devam eden yatırımlar var. Bunların toplam ederi bu kadar. Yani kim demiş? Şimdi Çorum merkezi bütün Çorum'dan ibaret değil ki. İskilip'in de ayrı sorunu var. Fen Lisesi İskilip'e yapmayacak mısınız? Mesela 10 milyon para harcadık o İskilip halk eğitime. Yapmayacak mıyız onu? Evet. Bu toplam Çorum'a yazın. Alıcı yapılan Koçsar Barajı yapmayacak mıyız bunu? Alıcı yapılan Fen Lisesi yapmayacak mıyız? Bütün ilçelere TOKİ konutları yaptık şimdi. İkinci, üçüncü etapları yapıyoruz bazı yerlerde, arsa sorunu çözen yerlerde. Yapmayacak mıyız bunları? Veya doğalgaz götürmeyecek miyiz o Alaca, Mecit Alaca, İskilip ve Osmancık? Bu sene doğalgaz bağlanıyor bu ikisine. İhaleleri çoktan yapıldı. Bazıları yorum yapıyor işte kalemşörler. Efendim işte ummuyorum falan diyor. Ya ihalesi yapılmış, ishalatı döşenmiş. Dün doğalgaz olmaz bu memlekete gelmez diyenler bu sefer doğalgaz geldi. Efendim bizim eve gelmedi diye şikayet ediyorlar. E canım onu da ben getirmeyeceğim yani. Benim görevim Alacı'ya doğalgaz ya da İskilip'e veya Osmanlı'ya doğalgaz götürmektir. Ve 2010'da buralarla ilgili doğalgaz gelecek denmiş. Ben geldim hemen doğalgazla ilgili çalışmaları başlattım. Ve doğalgaz şirketinin sahibi beni aradı o zaman. Dedi ki ya Salim Bey doğalgaz konusunda dikkatli konuşsun. Kendisini bağlayacak şeyler söylemesin dedi. Hakikaten söz verilmiş. Ben o sözü AK Partili birisi olarak takip etmek zorundayım. Ben bir hareketin devamıyım, bir davanın mensubuyum. Evet. Benden önce söz verilmiş olsa bile onu takip etmek zorundayım. Dikkat ederseniz bana hiç yapılmayan işler için cevap vermiyorum. Mesela havaalanı meselesinde işte mutlaka o uçak buraya inecek demiyorum. Öyle bir şey yok. İndiği zaman herkes görecek bunu. Havaalanı yapıldığı zaman herkes görecek. Ama o zamana kadar kim spekülasyon yaparsa, kim orada günah keçisi ilan ederse beni, kesinlikle yanlış yapmış olur. Evet. Onu belirteyim. Kesinlikle yanlış yapmış olur. Çünkü o adam bardağın boş yarısını gösteriyor. Negatif düşünüyor, negatif elektrik yayıyor, negatif kamuoyu oluşturuyor. O adamın siyasi bir hesabı var demektir. Buna dikkat etmek lazım. Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu sorularımızı yanıtlıyor. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından biz yine burada olacağız. Efendim, Ajans Çorum kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu sorularımızı yanıtlıyor.
Efendim, 40 dilim mevkine yapılması planlanan projeyle devam etmek istiyorum ben. Viyadüklü falan geniş kapsamlı tünelleri olan bir proje düşünülüyor oraya. Neler söyleyeceksiniz bu projeyle ilgili? Vallahi orada Sayın Başbakan geldiğinde takribi olarak 450 milyon liralık plan bir yatırım yapacağız dedi. Bu birkaç tane havaalanı parasıdır. Evet. Ama çok ciddi bir sorundur orası. Yani herkesin kendi herhangi bir sorununu, dünyanın en önemli sorunuymuş gibi takdim ediyor olması çok doğru değil. Orada Çorum'un sorunudur. Orada bir yol yapılmıştır ama toprak kaymaları nedeniyle daha sonra sıkıntılar olmuştur. İşte şevlerin düşük yüksek olması evet. nedeniyle falan taş kaymaları, toprak kaymaları yaşanmıştır. Sonra Çorum milletvekili olarak biz 3 milletvekilleri, AK Parti 3 vekil ve aynı zamanda Ticaret Sanayi Başkanı'yla bu şeye gittik. Ulaştırma Bakanı'na gittik. Bazı konuları görüşmeye gittik. Evet. Havaalanı da dahil olmak üzere. Ben Cumhurbaşkanı'yla, Başbakan'la, işte Ulaştırma Bakanı'yla ne görüştük, ne zaman görüştük, kimlerle görüştük. Bunlara girmiyorum. Bu Çorum'daki halkın gündemindeki, gazetelerdeki, makul gündemdeki her şey bizim gündemimizdedir. Biz halk için siyaset yapıyoruz, halk için varız. Ama bazılarını açıklamamız gerekiyor. Bazılarını ancak sonuç aldıktan sonra açıklamamız gerekiyor. Bazı söylenenleri de açıklamamamız gerekiyor. Bu bizim parti disiplinimizin bir gereğidir. Bizim bugüne kadarki tecrübemizin, birikimimizin bir sonucudur. Her şeyi her yerde ulorta konuşulmaz. Doğru değil. Ya da orada konuştuğunun aksine başka yerde konuşamazsın. Onun hilafına başka yerde konuşamazsın. Buna da başka şey diyor halkımız. Yani adını ben burada söylemiyorum. Şimdi gittiğimizde şunu gördük ki oraya yapılacak yatırım yolu aşağı yukarı 4 ila 6 kilometre civarında kısaltacak bir yol. Bir şey yapılacak, viyadük yapılacak. Evet. Ve viyadük de çok pahalı bir iştir. Zaman zaman tünel olacak, zaman zaman viyadükten geçeceğiz orada. Aşağı yukarı 500 milyonluk falan bir yatırım planlanıyor ve şu anda projesi yapılıyor onun. Geçen hafta İskilip'teki şehidimiz gerekçesiyle şeye geliyordum İskilip'e. Karayolları Genel Müdürünü aradım. İskilip-Çankırı yolunu şu anda asfaltını yapıyoruz. İhalesini yaptık. Evet. 22 kilometreyi tamamladık. Tamam mı? Yolu genişlettik, düzelttik ve hala devam ediyor. Çankırı'daki Kızılırmak Barajı'nın İskilip, Bayat ve Uğurlu Dağ'daki sulama işini yapacak Tımarlı Barajı, Tımarlı sulamasının ihalesini yaptık. Müteahhit de çalışıyorların su kanaletleri yapılmış durumda. Daha ben diğer yerlere girmiyorum ama işte Osmancık'ta yapılanlar şeyi. Her yerde şantiye gibi çalışılıyor. Evet. Şu anda biliyor musunuz 590 köyü asfaltla tanıştırdık ya da asfaltını yeniledik. 590 köy. Çorum'un toplam köyü 850. Nüfusu Tokat'tan az. Ama köy sayımız Çorum'da birim sayımız Tokat'tan daha fazla. Evet. Bunu hani bize bazen kıyaslayanlar var ya. Yok efendim Yozgat'a bağlanalım, Çorum'a bağlanalım filan diye. Ya onlar dediğinle bir avuç yer var orası. Oysa bakın Çorum'da bu kadar hizmet yapılıyor ve yılların ihmali gideriliyor. Bizden önceki dönemlerin bütün ihmal ettiği işleri biz yapıyoruz. Ve vatandaş bütün işlerden işte bazı adamlar bize adres gösteriyorlar. Benden önceki iktidarları niye suçlamıyorsun? İlk defa yapıyorsun. Barajı ilk defa yapıyorsun. Mesela o Tımarlı sulaması var ya. Tımarlı sulaması 60 yıllık rüyadır o 3 bölgenin, 3 ilçemizin. 60 yıllık rüyasını gerçekleştiriyoruz. Alaca Koçhisar Barajı ben gençtim, çocuktum hatta. Duyardım ki işte Alaca'da bir Koçhisar Barajı yapılacak falan. 63 yaşına geldim ve baraj yapıldı biliyor musunuz? Açılışını yapmak da bana nasip oldu. Ve şimdi açılışı yapıldı. Sulama ihalesini ben takip ettim ve sulamayı, barajın yapılması ihalesini başka arkadaşlar takip ettiler. Benden önceki milletvekilleri. Ama sulama ihalesi şimdi ben takip ettim. Şimdi su bazı bölgelere verildi. Arazi toplaştırılması yapılıyor vesaire vesaire. Sulu tarıma geçiyoruz. Çünkü aksi halde Ziraat Odası Başkanı her Ekim'de, şeyde Eylül'de, Eylül başında veya Ağustos sonunda arıyordu. Bana şu kalitede, şu numarada tohum diyordu.
Ya arıyordum ben de TİGEM'i, geç kalmışız diyordum. Çünkü suyun olmadığı arazide tohumu tutturabilmek mümkün değil. Alıyorsunuz en kaliteli tohumu, ertesi yıl oradan kendi içinden tohum alamıyorsunuz. Böyle bir sorun var. Her neyse, çok şükür bu burayı geçtik ve şu anda bakıyorsunuz İskilip Çorum yolunun da ihalesi yapıldı ve Çorumlu bir firma da kaldı o da. Evet. Biliyorsunuz Osmancık İskilip Osmancık Çorum yolu ihalesi yapıldı, devam ediyor. Orayı müteahhit aldı, bir müteahhit. Oradan yakın zamanda geçtiğinizde yolları görürsünüz, yapılıyor. O aynı zamanda Mecidözü yolumuzun, gidiş geliş duble yolumuzun ihalesi yapıldı. Aynı zamanda Ortaköy yolumuzun projesi yapılıyor. Aynı zamanda Alaca yolumuz bitti, asfaltını döktük, ikinci kat asfaltını ve Sungurlu yolumuz bitti. Şimdi biz yol yapıyoruz değil mi? Yol medeniyet. Evet. Adam oradan bas bas bağırıyor. Efendim otoyol buradan geçmiyor diyor. Şehire faydası yok diyor. Ya otoyol, şehir içerisinden geçen bir otoyol duydunuz mu hiç siz dünyada? Çevre yolu yaparsın kardeşim oraya. Çorum'dan iki tane otoyol geçiyor. Tren yolundan hariç. Bir Osmancık'tan Merzifon'a giden bir yol var, İstanbul'dan gelecek. Evet. Bir de Ankara'dan, Delice'den gelip bir İstanbul'dan bizden Merzifon'dan Samsun'a gidecek. Kuzeye bağlayacak. Kuzey-Güney aksını bağlayacak. Bir de Doğu-Batı aksını bağlayacak. İki tane otoyolumuz geçecek buradan. Bunlar planlandı. Yani bundan dolayı teşekkür etmek varken yok, otoyol geçiyor oradan buradan. Siyasetçinin görevi otoyol getirmektir. Otoyolun nereden geçeceğine coğrafya karar verir. Evet. Teknik adamlar karar verir. Bir, tarım alanları olmayacak. İki, orman alanları olmayacak. Üç, su rezervleri olmayacak. Dört, demir yolu geçmeyecek. Vesaire vesaire. Bütün bunlara göre ben bilemem bunların nereden olacağını. Benim görevim, siyasetçinin görevi buradan otoyol geçirmektir. Otoyol, demir yolu geçirmektir. İşte havaalanı talebiyle ilgili talepleri toplayıp onları ilgililere iletmektir. Ne bileyim işte. Gücünün yettiği işi kendin yapacaksın. Yok, hükümetin yapacağı işte onlara götüreceksin, baskı kuracaksın. Ama onun dışında herkesin Çorum sever geçindiği bir yerde sizin yaptığınız işlerin anlamı yok. Hani güzel bir şiir var. Her şeyi boyadılar, önceliği beyaza verdiler diye. Bakıyorsunuz adam her şeyi kirletiyor ama bir bakıyorsunuz önceliği beyaza, önceliği siyasetçiye veriyor. E kardeşim, yani siyasetçi yaptığı yatırımları anlatamıyorsa ya da senin elinde bir sopa gibi kullanacağı bir şeyi yok ise, medyası yok ise, kusura bakma bu çalışmıyor anlamına gelmez. Kesinlikle. Yani insanlar, koca koca insanlar belli yerlere gelmişlerse hiç kimse rastgele gelmemiştir. Herkesin bir yeteneği, bir mahareti mutlaka vardır. Ben hayatım boyunca Hak İş Başkanlığı yaptım. Bana dediler ki hadi Çorum'dan, Çorum'sun sen, git oradan aday ol dediler. Geldim, aday oldum. Yani hatta yani burada belki teferruat olacak ama yani niye geldim buradan aday oldum? Doğduğum topraklara bir hizmet borcum var idi. Onu yerine getiriyorum. Bir vefa borcunu yerine getiriyorum. Bu kadar. Yoksa iki gün sonra öleceğiz. Öldükten sonra yani toprağın altına gittikten sonra o sizin kaderinizle ilgilidir. Nasiple ilgilidir. Nereye defnedileceğiniz bile belli değil. Evet. Eski ÇORDEF Başkanı Süleyman Gökçe Bey vefat etti. Çorum kargılıydı ve kargı diye sabah akşam adeta kargı diye yatıyordu, kargı diye kalkıyordu. Ama adamın cenazesi İstanbul'a defnedildi. Bu nasip meselesi tamamen. Kesinlikle. O açıdan nasibe, kadere inananlar bakımından söylüyorum. Çorum'da kesinlikle iyi şeyler yapılıyor, güzel şeyler yapılıyor. İyi ve güzelin müteşekkiri olmamız lazım. Yeni şeyler talep ediyor olmamız lazım. Talep ediliyor diye de biz hiç düşünmeyiz. Çünkü yapabilme gücünüz ve kudretiniz varsa talep ediliyor. Yoksa AK Parti'den önce bu millet adam olmaz, bu devlet adam olmaz kanısı giderek kahvelerde konuşulur oluyordu. O daha mı iyi bir şey? İnsanlar gelecekten umudunu kesmişlerse, insanların umudunu kesmişlerse ve insanlar gelecekten ve insandan umudunu kestiler diye oturup siz karalar bağlıyorsanız,
demek ki ülke iyi yönetilmiyor demektir. Tam tersine oyumuz da olsun, buyumuz da olsun diyor olmamız lazım. Ama bunları yaparken de yapıcı eleştiriler yapıyor olmamız lazım. Kesinlikle. Eğitim yatırımlarına değinmek istiyorum efendim. Bir de 64 derslikli 4 yeni okul yapılacağını geçtiğimiz aylarda açıkladınız. Bu ne aşamada? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz kısaca? Tabii. Şimdi burada biliyorsunuz Çorum Merkezli Ulu Kavak Ortaokulu ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, Uludağ İlkokulu ve İskilip Aşağı Örenseki Köyü İlkokulu ihalelerinin ilana çıktı. Yani o da bir sorun yok. Onun dışında 357 milyon TL eğitim yatırımı yapıyoruz. Buraya şu ana kadar yeni yatırımlar yapıyoruz. Toplam 77.3 milyonluk yatırım bedeliyle de 64 derslikli 4 ilkokul, 50 derslikli 3 ortaokul, 96 derslikli 4 lise, 100 öğrencili Buhar Evler İmam Hatip Kız Lisesi pansiyonu ile Osmancık İmam Hatip Lisesi spor salonu yapılıyor. Yalnız burada bir şey söylemem lazım. Buyurun. Osmancık İmam Hatip Lisesi ile ilgili bütün yatırımlar aslında o çok speküle edilen şu günlerde Süleyman Aslan Bey, Halkbank Genel Müdürü'nün hayırseverlerden aldığı bağışlarla yapılmaktadır. Nokta. Önemli bir konuya dikkat çektiniz. Nokta. İstanbul Valiliği bu paraya el konmuştur o ne? Yok işte bilmem ayakkabı kutularında paralar toplandı bilmem ne falan diyorlar ya. Evet. Hiç alakası yok. O para bağıştır, alınmıştır. Ve Süleyman Bey Osmancık İmam Hatip mezunudur. Bu daha İmam Hatip, güzel bir İmam Hatip yapılması, daha layık bir İmam Hatip yapılması konusunda, daha konforlu, daha insanımıza layık bir İmam Hatip yapılması konusunda ki çabalarını burada takdir etmek gerekir. O para gelmiştir ve o para, o bağış parasıyla Osmancık İmam Hatip Lisesi'nin spor tesisleri vesaire ihalesine çıkılmıştır. Tamam mı? Yani onu belirteyim bilhassa. Bu arada Avni Bey, İş adamı hemşehrimiz Çelik. Evet. Yakın geçtiğimiz zamanda aylarda yine ziyareti buraya oldu, evet. Alacaya bir imati şey yapmıştı, yüksekokul yapmıştı ki yüksekokul yapılamazsınız filan diyorlardı Alacaya'da. Şu anda 500 öğrencisi var yüksekokulun. Çok ciddi bölümleri de var. 8-9 bölüm var. 4'ü 5'i açıldı zannediyorum, 5'i açıldı. Evet. Ama oranın 4,5-5 milyonluk bir harcamasını yaptı. Bina üst katta bitirilemedi. Üst katı da 1 milyon vermeyi vaat etti. Yetmez, bir tane oraya Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir bölüm öğrencisi var, öğrencileri. Yani itfaiyecilik ve sivil savunma hizmetleri bölümü. Oraya itfaiye çocuklar resimde görmesinler diye bir itfaiye aracı gönderttirdim. Yetmez. Evet, ana haberimize de yer vermiştik. Evet, yetmez. Orada Avni Bey söz verdi, 200 öğrenciye burs verecek. Avni Bey burada doktora takdim töreninde 100 öğrenciye, İTÜ Üniversitesi'ndeki 100 öğrenciye burs verecek. Yetmez, Avni Bey'e biz burada bir iki tane okul gösterdik yeri ve dedi ki birisini ben yapayım. Bir tanesi, 5 tanesi aldı. Diğer 4'ünü de başkalarına yaptırayım dedi, söz veriyorum dedi. 2018-19 eğitim yılında Çorum'da tüm il genelinde İnanın tekli eğitime geçmiş olacağız. Hedefimiz bu. İnşallah. Bu çok önemli. İnşallah efendim. Bir de Adalet Bakanlığı tarafından Çorum'da ikisi yüksek güvenlikli olmak üzere 5 yeni cezaevi inşa edilecek. Bununla ilgili bilgi vermenizi isteyeceğim. Bir de şehirde böyle bir ihtiyaç olmadığı yönünde iddialar var, söylemler var. Buna ne dersiniz? Efendim, İhtiyaç olmadığı yönde söylentileri kimden çıkıyor, kim hangi veriye dayalı olarak söylüyor bilmiyorum. Ama insani nedenlerle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani siz 700 kişilik bir cezaevinde eğer 701 kişi yatırıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Kaldı ki şu anda Çorum cezaevinin kapasitesinin 2 katı kadar insan cezaevinde. Evet. Efendim suç üretim mekanizması haline gelmişti cezaevleri. Oraya istav olsun diye giden adam daha çok orada suç işlemeye temayül olan olarak çıkıyor. Cezaevi olmasın, bir yatırım mıdır değil midir diye tartışanlar var.
Bunların birçoğu gündemde kalmak üzere yapılıyor bu tartışmayı. Evet. Cezaevi kimse yatırımdır demiyor. Ceza ülkenin gerçeğidir. Birçok insan diyor ki ya arkadaş bu adam hırsızlık yaptı. Bu adam işte çocuklarıma şunu yaptı, tasallut etti, şunu yaptı, bunu yaptı filan. Cezasını çeksin diyor. O adamı koyacağınız bir yer olacak. Hukuk devletisiniz sonuçta. Caydırıcı olması lazım oranın. Ama insanları da üst üste yatırmamanız lazım. O orada yatan insanların da ailesine muhtaç olmaması lazım parasal bakımdan. Hatta onlara destek oluyor olması lazım. O açıdan biz şu anda bakınız Sungurlu'ya 1200 kişilik A tipi ve 400 kişilik açık olmak üzere 1600 kişilik cezaevi yapıyoruz. Bu oradaki taleptir, oradaki taleptir. Bakın gazetelere bakın, dünkü gazetelerde orada gidip bir sürü resim çektiren adam var. Binaların kaba inşaatı bitti orada neredeyse. Evet. Yine İskilip'e 500 kişilik tarım cezaevi yapıyoruz. İskilip teşkilatlarımızın talebidir. Yani oradaki halkın talebidir. İnsanlar üst üste kalmasınlar diye. Bir de ayrıca buraya yine Çorum merkeze cezaevi yapıyoruz. Bu cezaevimizde ikisi yüksek güvenlikli olmak üzere L tipi, biri de açık o cezaevi olmak üzere cezaevi yapacağız buraya. Yani toplam 5 tane olmuş olacak. Bekir Bey geldi. Kaldı ki Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Yurdagül açıklamada yaptı bu konuda. Gazetelerde cezaevi yatırım mıdır değil mi de tartışmalar başladı. Oraya yapılacak cezaevlerinin parası yatırımdır. Evet. Ne yaptığınız önemli değil. Ayrıca onun sağlayacağı ekonomik hareketlilik çok önemlidir. İnsanları topluma kazandırmak, orada rehabilit etmek çok daha ekonomik yatırımdır. Bir eğitim yatırımıdır bir anlamda. Ve aynı zamanda onun sağlayacağı ekonomik hareketlilikle aylık 45-50 bin kişilik ziyaretçi, onların aileleri Çorum'a gelecektir. Benim Çorum'da otelim yok. Benim Çorum'da taksim yok. Benim Çorum'da otobüsüm yok. Benim Çorum'da yemek lokantam yok. Bu para Çorum'da kalacak. Gelecek adam. Leblebici dükkanı. Alışveriş yapacak. Gelecek. Ha, peki bu cezaevlerinde kalanların sadece koğuş sistemine kalıyor olması suç üretim mekanizması haline getirilmiştir. O getirmektedir oraları. Koğuş yerine oda sistemine geçiyoruz orada. Daha insanidir. Ve aynı zamanda oradaki insanlara meslek eğitimi yapmak suretiyle, oradaki insanlara para kazandıracak iş atölyeleri açmak suretiyle adamın işe yarayabilirlik ve para kazanabilirlik imkanlarını artırmış olacağız. O da çok önemli aslında. Ve katma değer yaratılacak. Bakın bugün bütün Türkiye'deki yiboların ayakkabıları nerede üretiliyor? İskilip Halk Eğitim'de üretiliyor değil mi? Evet. Bütün Türkiye. Ve İskilip Halk Eğitim yıllık aşağı yukarı 9 ila 10 milyon civarında cirosu olan bir kurum. İskilip Halk Eğitim. Bazı esnaf diyor ki efendim işte İskilip Halk Eğitim bizim rakibimiz değil. Doğru, senin rakibin değil. Olmaması da lazım. Ama onun kulvarı farklı. Sen ürettiğini yibolara satabiliyor musun kardeşim? Senin bir pazarlamağın var mı? Yok. Ama ben diyorum ki yibaya o zaman oradan alacaksın. Halk Eğitim'den alacaksın. Çünkü orada da insanlar istihdam ediliyor, meslek öğreniyor ve bir şey kazanıyorlar. Üstelik sen 50 tane esnafın bir araya geldiği zaman yibo şey kadar, halk eğitim kadar bir üretim yapamıyorsun. Üretimi çeşitlendirmek lazım. Pazar stratejilerini geliştirmek lazım. Yönetim tekniklerini artırmak lazım. Ben bakkal dükkanı olarak kalacağım ve benden alışveriş yap deyince senin müşteri portföyün belli, sınırlıdır kardeşim. Orada kalıyorsun. Üretimi artırabiliyor musun? Bilgiyi artırabiliyor musun? Kullanabiliyor musun? Pazar stratejileri geliştirebiliyor musun? Senin büyüme şansın var mı yok mu? Ben ona bakarım. Ve ona göre. Yok eğer ben işte şuradaki 3 kuruşluk dükkan alı sermaye yürüsün diyorsan sen kendini düşünüyorsun sadece. Ama orada çok ciddi bir başka bir ekonomik potansiyel yaratılıyor. Çorum açısından. Ve derdimiz ne bizim? Çorum turizmde, Çorum yatırımda, üretimde marka şehir olsun diyoruz. Evet. Başka türlü nasıl yapacaksınız bunu? Yok eğer devlet bana versin, devlet borcumu ödesin, kapatsın, silsin, ertelesin, yapılandırsın sürekli diyorsan o zaman senin 81 tane kardeşin var Türkiye'de. 81 il var. Kimi sihirli, kimi ufak büyüklüğü, küçüklüğü, irli ufaklı şehir var. O zaman her birisini yaptığı zaman bu değirmenin suyu nereden gelecek diye adama sorarlar.
hele hele Türkiye'ye kuşatıldığı, Türkiye'nin diz çöktürülmeye çalışıldığı bir yerde. Bunu talep etmek için insanın bir miktar az çok aklının olması gerekiyor. Efendim programımızın görmesi yavaş gerekiyor. Yavaş sonuna geldik. Son olarak söylemek istediklerinizi alabilir miyim ben? Bakınız son olarak söylemek istediğim şey şudur. Gerçekten herkes her şeyi isteyebilir ve bu böyle bir hakkımız var. Kesinlikle. Elbette herkes iyi ama ben bakıyorum bazen hakikaten gayri ciddi şeyler söyleniyor. Mesela Alaca'ya yol yapıyoruz veya özel idare binası yapıyoruz veya hükümet binası yapıyoruz. Hükümet binası ihtiyacı cevap vermiyor. Hükümet binası yapılan hükümet binası, yeni hükümet binası şehir dışında belediye yer planlamış. Şurayı yapın demiş. Esnaf da buna itiraz etmiş. Eski yerine yapın demiş. Ya eski yerine yapacağız, eski yeri şehir içerisinde diye, esnaf şehir içerisinde diye orayı istiyor. Onun sesine kulak vermek zorundayım. Bir grupta çıkmış, ben burayı yıktırmam, tarih eser diyor. E kardeşim, tarih eser değil orası. Tarih eser olsa tescilli olur. Evet. Böyle bir özelliği yok. Yani şu kadar yıl önce yapılmış olması onun tarih eser özelliği taşıdığı anlamına gelmiyor. E şimdi o arazi küçük, araziyi büyütmemiz lazım. Okul var, okula karşısında yer aldık, oraya taşıyoruz okulu. Dolayısıyla o okulun yerinde yıkacağız, hükümet binasını merkeze yapacağız şehir merkezine. Vay efendim ben burayı yıktırmam. Ya arkadaşım, buranın tarihi bir özelliği yok. Yapılış tarihinin eski olması buranın tarihi olduğu anlamına gelmiyor. Tarihi özelliği nasıl olacaksa öyle kurallarla belirlenmiş. Ona göre yapılıyor. Evet. Bakınız bugün yine bir başka husus Çorum'la ilgili. Çorum'da bir meydan talebimiz var. Yapacağız merkezde. Yapılıyor. Yakın bir zamanda da zannediyorum açılışı. Efendim orada Sağlık İl Müdürlüğü var. Sağlık İl Müdürlüğü bitti mi orası tamamen meydana açılma hali imkanı doğmuş olacak. Evet. Ama ne yazık ki hala Sağlık İl Müdürlüğü'nün yeri yapılmış olmasına rağmen oraya taşınmıyor. Bir biliyorsunuz kompleks yapıyoruz. Bu neden kaynaklanıyor efendim? İşte bürokrasi sizin heyecanınızı, coşkunuzu, kararlarınızı, aklınızı almak istemiyor, paylaşmak istemiyor. Bürokrasi veya bazı müzmin muhalif çevreler benim dediğim olsun diyerek kendi egemenlik alanlarını, hükümranlık alanlarını artırmak üzere, genişletmek üzere seni anlamıyorlar. Oysa çağımızda diyalog çok önemlidir. Kesinlikle. Sihirli sözcüktür. Dinleyeceksiniz, anlayacaksınız, esneyeceksiniz. Sadece benim dediğim derseniz bu monoloğa dönüşür. Dinleyip anlayıp esniyorsanız siz diyalog taraflarısınız demektir. Yani sürekli çatışmak, sürekli vuruşmak, sürekli birilerini kötülemek, karalamak yerine çözümün tarafı olacaksınız. Çözümün tarafı olarak şunu dillendirirseniz ya bir şey diyor. Mesela ben geçenlerde gazetede okudum geçen yıl. Mecidözü'nde bir amcanın evi yanmış. Gazetede okudum. Derhal ilgilenen çocuklar dedim buna. Biz kurumsal çalışmaya alışmışız. Yani vatandaş istiyor ki hani salim usluya ulaşırsam bu iş çözülür zannediyor. Halbuki benim danışmama ulaştığı zaman o iş takip edilir. Çünkü kayıtlara giriyor. Aksi halde ben de görürüm onun. Yani yapılıp yapılmadığını görürüm onun. Ve onunla ilgilenildi. Adamın işi çözüldü. Ben tanımam etmem bilmem. Ama çözüldü. Madem ki benim bir kardeşimin orada herhangi bir şekilde canı yanıyor, ben Ankara'da rahat uyuyamam onu. Huzurlu alamam. Ben onunla ilgilenirim. Ama bir başka arkadaşımız da geliyor diyor ki efendim işte benim eşime iş diyor. Tamam toplum yararına çalışmada çalışsın diyorum. Oraya gitsin müracaat etsin diyorum. Olmaz ben diyor devamlı iş istiyorum diyor. Ya arkadaşım toplum yararında çalışmada sadece Çorum'a son yıllarda kalan para 28-30 milyon civarında değil mi? 35 milyon civarında para kaldı zannediyorum son gelenlerle beraber. Benim görevim Çorum'a, Çorum İş Kurum 500 kişilik kadro istediği yerde onu imkanım varsa 1000 yapmaktır, 1500 yapmaktır. Benim görevim bu. Evet. Ama kimin ondan yararlanacağı benim görevim değil. Kimseye torpil olmak benim görevim değil. Çünkü kimi kime niye tercih edeceğimin kararını ben veremem. Onun daha objektif kriterler oluşması lazım.
onun çocuk sayısı, evli olup olmadığı, işte ihtiyacı olup olmadığı vesaire gibi ne kadar ihtiyacı olduğu konusu. Bakınız birisi çıkıyor, eşim işsiz diyor, toplum yararına çalışmaya müracaat etmiyor, devam iş istiyor. İşe koyacaksın, hastanede iş istiyorum diyor. Hastaneye koyuyorsun, adam diyor ki yok ben diyor işte tıbbi sekreterlik yaparım ya da protokolde göre yaparım. Bunların sonu yok. Evet. Herkes her işi yapmak durumunda. Çalışmaktan başka, üretmekten başka, marka yaratmaktan başka çaremiz yok bizim. Ben her işi yapıyorsam, kardeşim sen de her işi yapacaksın, mecbursun. Yok eğer iş beğeneceksen o zaman güzelleştirmeyeceksin diye veya iş beğeneceksen o zaman bir niteliğin olacak. Yani sadece ya adam melek gibidir, her işi yapar demek yeterli değil. Ne işi yapıyorsan tek bir iş yapacaksın ama en iyi yapacaksın. Eskiden bonservis veriyorduk herkese. Bonservis uydur kaydır bir şeydi işte, defter gibi bir şey veriyorduk. Evet. Ve gitmeden, kursuyu görmeden de o bonservisi alabiliyordunuz orada çalışmış gibi. Şimdi Avrupa'nın bile tanıdığı, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin tanıdığı sertifika veriyoruz. Meslekteki onun standardını gösteren bir sertifika. İşe girmede o şarttır. Sendikacılık döneminde iyi hatırlıyorum. Bisküvi fabrikası yatırım yapmış Kazakistan'da. O tarafta bir yerde, merkez ortası ülkelerinden birisinin central'da. Hangisi hatırlamıyorum ama Kazakistan hatırlıyorum. Türkiye'den demirci ustasıyız diyen adamları götürmüşler. Adamlar sertifika var mı diye sormuşlar. Yok. O zaman sizi çalıştıramayız demişler ve oturma izni vermemişler idi o zaman. Biz melek değil. Biz iş yapacak, üretecek insan arıyoruz. Bizim insanımız gittiği yerde ne iş olsa yaparım abi dememesi lazım. Bizim insanımızın bir mesleği olacak, en iyi şekilde o mesleği yapacak, en verimli şekilde yapacak, en efektif şekilde yapacak, en kaliteli şekilde yapacak ve bizim insanımızı insanlar çalışmayı tercih ediyor olacaklar dünyanın her tarafında. Kesinlikle kalifiye elemanın önemini burada şart vurguluyorsunuz. Evet, şart. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür programımıza ederim. Katıldığınız için ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bizi Çorum'la, Çorum halkıyla bir kez daha buluşturdunuz. Bundan dolayı müteşekkirim. Bu vesileyle size hem televizyonunuza başarılar diliyorum hem de Çorum halkına esenlik dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ajans Çorum'un bu haftada sonuna geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu sorularımızı yanıtladı. Haftaya farklı bir konukla tekrar karşınızda olacağız efendim. Hoşça kalın.